Haftalık burç yorumlarımızda sizlerleyiz. 9 Şubat 2020 Pazar günü 20 dereceyle Aslan Burcu'nda güçlü enerjilerle harika bir dolunay gerçekleşecek. Aslan Dolunay'ın bizlere mesajı kurtlarla korkmadan uyudu. Çünkü kurtlar aralarında bir aslan olduğunu biliyordu. Aslan Dolunay'ı cesareti, tutkuyu, yeniliklere etkili kılacak. Cesaretin ve mücadelenin gezegeni Mars, Dolunay sırasında son derece etkili bir konumda. Her birimiz arzularımızı gerçekleştirmek için daha cesur adımlar atabileceğiz. İstediğimizi almak için güç ve inisiyatif noktasında Dolunay bizleri desteklerken aynı zamanda duyguların kontrolden çıkmasına karşı uyarıcı enerjiler söz konusu. Denge şart. Aslan Dolunay'ın etkileri ise Dolunay sırasında Mars ilk hamleyi yapmak ve öncülük etmek için cesaretimizi arttıracak. Ne istediğimizi ve nasıl elde edeceğimizi sezgisel olarak hissedeceğiz. Bu yüzden hepimiz içgüdülerimize göre hareket edersek daha doğru kararlar alabiliriz. Dürüst davranışlarımız, samimiyetimizle isteklerimizi gerçekleştirme olanakları bulmamız mümkün. Eğer utangaç biriyseniz cinselliğinizle ilgili konularda yaşadığınız zorlukları dolunay enerjisiyle aşmanız mümkün. Eş veya sevgilinizle tutkunuzun artması bu konularda sorunların aşılmasını sağlarken uyumu da beraberinde getirecek. Hissettiklerinizi ifade edin. Hayatı kendinize zehir etmek yerine güzelliklerle iyileştirmeyi seçin. Yükselen enerjimiz karizmayı ve seksapiliteyi yükseltecek. Özel yaşamlarımızda sevgiye, emek, değer, yürek verdiğimizde zorlu sınavlardan sonra aşkı sağlam temellerle hayatımızın merkezine taşıyabiliriz. Dolunay ve Neptün enerjileri duygusal hassasiyeti arttıracak. Dikkatli olmalıyız. Çünkü çelişen duygular karışıklıklara ve gerginliklere yol açabilir. Mars duyguları güçlendirirken kendine dürüst olup sevgiyi yüreğinde taşıma yüceliğini gösterenler aşkla tamamlanacaklar Aslan Dolunay'ında. Her türlü gerginliği azaltmak ve kriz noktasından kaçınmak için hayatlarımızda doğru dengeyi bulmak adına öfkenin ateşine düşmeme iradesini ortaya koymalıyız. Her konuda bilinçaltı korkuları, öfke patlamaları, duygu durum bozuklukları bu dolunayda şifa bulabilir. Yeter ki fark edip bize zarar veren yönlerimizi geliştirme eğiliminde olalım. Doğru dengeyi bulmanın anahtarı kendimize, bizi sevenlere, evrene, bizi yaradana duyulan güven ve inançla gelecektir. Dolunayın özeti, büyük ayı takım yıldızındaki sabit yıldızlarla etkili olduğu için ve her iki enerji de Mars'ın enerjisiyle benzer olduğundan sabit yıldızların yansımasıyla Mars enerjisini daha da güçlü kılacak. Özellikle dostlarımızla samimi ilişkilerimiz, sevdiğimiz eş veya sevgilimiz, ailemizle ilgili olarak duygusal ve tutkulu arzularımızı uyanışa geçirip emek verdiğimiz konularda aşk, sevgi, güvenle karşılık bulmamızı sağlayabilir. Sabit yıldızlar cesurca hareket etme eğilimini güvenini verir ama aynı zamanda bencilce davranmaya, başkalarının duygularını görmezden gelmeye karşı da uyarıcı. İşte bu noktada hassasiyet arasında doğru dengeyi bulmamız, arzularımızı yerine getirmenin anahtarı olacak. Dolunay'ın önceki yeni ayla ilişkisi olduğunu da unutmayalım. 24 Ocak yeni ayı beklenmedik değişiklikler, öngörülemeyen davranışları, çılgın ruh hali getirdi pek çok insana. Şimdi Aslan Dolunay'ıyla bu duyguları kontrol altında tutup, tutkulu arzularımıza göre hareket etmeden önce her şeyi dikkatlice değerlendirip, hataları telafi edip kendimizi iyi ve güzel olanla geliştirmek adına büyük fırsat. Tabi görmeyi, kalbiyle yaşamayı seçenler için. 9 Şubat'ta gerçekleşen Aslan Dolunay'ın etkisi 23 Şubat yeni ayına kadar devam edecek. Gelelim şimdi haftanın burç yorumlarına. Koç burçları, hafta başından itibaren sağlıklı bir zindeliğe sahip olacaksınız. Daha önce yaşadığınız sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa iyileşmeye başlayacağınız enerjiler söz konusu. Aşk hayatınızda ise özellikle evli olanlar son derece romantik anlar yaşayıp huzur bulacakları enerjilerle karşı karşıyalar. Eşinizle güzel yerlere seyahat edebilir, iyi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında önemli bir karar için ailenizden göreceğiniz destek mutlu kılacak sizleri. Yatırım planlarınız varsa haftanın ilerleyen günlerinden itibaren
gerçekleştirebilir, istediğiniz bir mülkü satın alabilirsiniz. Haftanın diğer noktasında, hafta sonuna doğruysa finansal konularda son derece şanslı enerjiler söz konusu. Girişimci olmalı ve işinizle ilgili noktalarda görüşmelerinizi ertelememeye çalışmalısınız. Bu hafta ikili ilişkilerde son derece önemli gelişmeler yaşayabilir. Yeni tanıdığınız insanlarla önemli fırsatlar elde edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru refahınızın tadını çıkarabileceğiniz iş ve parasal konularda sıkıntıları çözümleyip hem madden rahatlayıp hem de büyük başarılar elde etmeniz mümkün. İlişkileriyle ilgili problemler yaşayan koç burçları sonlandırma kararı alabilirler. Ama bunu gizli tutmaya özen göstermeniz noktasında gökyüzü uyarıyor sizleri. Boğalar, haftanın ilk gününden itibaren iş hayatınızda, ilişkilerle ilgili konularda rakiplerinize bağlı sizi engelleyen olaylardan uzaklaşacağınız, geçen haftaya göre çok daha güçlü enerjilerle karşı karşıya olduğunuz etkiler söz konusu. Girişimlerinizi ertelemeyin ve istemeyi bilerek hareket edin. Ayrıca bu hafta hukuki konularda önemli gelişmeler yaşayabilir, haksızlığa uğradığınız bir konuda hakkınızı almanın mutluluğunu deneyimleyebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz için uyarıyor sizleri. Bu hafta ruhsal anlamda, bedensel anlamda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle daha derin bir bağ kurarak sevginizi karşılıklı güvenle güçlendireceğiniz son derece duygusal enerjilerle dolu bir hafta. Ayrıca finansal konular ve yatırımlarla ilgili sorunları çözüme kavuşturacağınız enerjileri iyi değerlendirmeli ve hafta boyunca yatırım planlarınızla ilgili konularda gizliliğe önem vermelisiniz. Popülariteniz hafta boyunca artacak ve iş hayatınızda yaptıklarınızla saygınlığınızın yükseleceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Haftanın sizlere mesajı ilahi adaletin sizden yana olduğu. Çaba gösterdiğiniz, mücadele verdiğiniz her konuda karşılığını alacağınız son derece özel ve güçlü enerjileri iyi değerlendirin. Ayrıca hafta boyunca hükümet ve özel sektörle ilgili görüşmelerinizle de başarılı olacağınızı müjdeliyor gökyüzü sizlere. İkizler burçları, bu hafta finansal konularda arzu ettiğiniz ilerlemeleri elde etmeniz mümkün. Ek gelir kaynaklarından yeni gelirlerle büyümeler sağlayabilir, yaşadığınız finansal zorlukları tam anlamıyla arkanızda bırakabilirsiniz. Bu hafta iş ve eğitim hayatınızda son derece önemli gelişmeler olabileceğinden başarılarınızı gölgeleyecek her türlü karamsar düşüncede insandan uzak durun. Bu uygun enerjileri iyi değerlendirmek için parlak zekanızı ortaya koymanız fazlasıyla önemli. Özel yaşamınızda ise geçtiğimiz haftalara nazaran çok daha güçlü enerjiler söz konusu. Sevdiğiniz insanla uyum ve dengeyi yakalayabilir. Birlikteliğinizde ayrılık çanları çalıyorsa iletişime önem vererek bu hafta bunları aşabilirsiniz. Hafta ortasından itibaren sağlıkla ilgili konularda olumlu gelişmeler söz konusu. Diyete başlayabilir, istediğiniz forma ulaşmak için başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Finansal konularda ise yatırım yapma düşünceleriniz varsa sizi yanlış yönlendirebilecek insanlara dikkat etmeniz için uyarıyor gökyüzü sizleri. Akıllı hareket etmeli, kendi çıkarlarınızı gözetip içinize sinmeyen hiçbir işin içerisinde yer almamaya gayret etmelisiniz. Yengeç burçları, hafta başından itibaren eğitim ve iş hayatınızda başarı çıtanızı yükselteceğiniz enerjiler söz konusu. Ayrıca devlet ve özel sektörle ilgili yapacağınız görüşmelerde başarılı olacağınızı gösteren çok fazla işaret var gökyüzünde. Arkadaşlarınızla, özellikle yakın arkadaşlarınızla fikir alışverişleri yapmanız, işinizle ilgili daha cesur davranmanızı sağlayabilir. Finansal konularda ise hafta ortasından itibaren kazanımlarınızın artacağı, borçlarınızı ödeyerek rahatlayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Çabalarınız kesinlikle kazanımlar elde etmenizi sağlayacaktır. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle uyumlu olmayı başaracaksınız.
bilginizi, becerinizi zenginleştirebileceğiniz etkinliklere katılabilir. İş hayatınızda da, eğitim hayatınızda da kendinizi daha iyi noktalara taşıyacak imkanları iyi değerlendirebilirsiniz. Lider konumunda olmak istiyorsanız emek vermeli, cesaretinizi kıran insanların söylemlerini duymazdan gelmelisiniz. Bu hafta size düşmanlık besleyen insanların iş ve özel hayatınızda engeller yaratmasını istemiyorsanız, gizliliğe, mahremiyete önem vermeli, hayatın sizi geçirdiği zorlu sınavlarda pes etmemişken, şimdi daha da mücadeleci bir şekilde elinizden gelen gayreti ortaya koyarak ilerlemelisiniz. Aslan burçları, resmi veya özel sektörle ilgili önemli bir işinizin güvenceye alınmasıyla birlikte son derece olumlu gelişmelerle başlayabilirsiniz haftaya. Finansal konularda da yaşadığınız zorluklar azalmaya başlıyor. Dini konular, maneviyatla ilgili noktalarda kafanızda soru işaretlerinin cevap bulmasıyla ruhunuzu arındırabilir, daha huzurlu hissedebilirsiniz. Hafta boyunca aşk hayatınızda da şanslı enerjiler söz konusu. Eş veya sevgilinizle birbirinizi daha iyi anlayıp keyifli zamanlar geçirebilir, birlikte kararlar alıp başarılı bir şekilde uygulamanın mutluluğunu, maddi manevi güzelliklerini deneyimleyebilirsiniz. Bu hafta satış veya üretimle ilgili alanlarda çalışan aslan burçları da son derece yüksek kazanımlar elde edecekleri, süreklilik arz edecek işlerin altına imza atabilirler. Finansal konularda özgürleştiğiniz bu günlerde birikim yapmaya bakmalı, yatırım planları, borç para alışverişleriyle ilgili konulardansa uzak durmalısınız. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da güçlü pozitif enerjileri iyi değerlendirin ve geçmişin karanlık yanlarından kurtulup özgürleşebileceğiniz bu güçlü etkilerin hayatınızı aydınlatmasına izin verin. Başak burçları, bu hafta finansal konular ve dış etkenlerden dolayı yaşadığınız zorlukları aşabileceğiniz, adaletin ve başarının sizden yana olduğu etkiler söz konusu. Yasal konularda da keyifli gelişmeler, hakkınızın alınmasıyla ilgili olumlu etkiler sevindirebilir sizleri. Fakat sağlıkla ilgili konularda endişe yaratabilecek olayları kontrol altında tutmalı, paniğe kapılmadan mutlaka uzman bir hekime başvurup tedavilerinizi aksatmadan tamamlamalısınız. Finansal konularda da eğitsel konularda da haftanın ikinci gününden itibaren şanslı enerjiler söz konusu. Finansal konularda önemli işbirlikleri gerçekleştirebilir, bilginizin avantajını kazanımlara dönüştürebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise huzur ve sevgi hakim olacak sizler için. Geçmişte gösterdiğiniz çabaların İyi sonuçlarını alacağınız bu günler mutluluğunuzu pekiştirecektir. İş hayatınızda hafta sonuna doğru yapacağınız görüşmelerde büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ayrıca bu hafta yerleşim değişikliği, taşınmayla ilgili konularınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Bekar Başaklar, sizler de hafta ortasına itibaren aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Terazi burçları, bu hafta finansal konularda da iş hayatınızda üstünlük sağlayacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Yönetimsel konular ve ortaklıklarda önemli kazanımlar elde edebilir ve pek çok insanı şaşkına çevirebilirsiniz. Aşk hayatınızda ise hafta başından itibaren son derece romantik, duygusal gelişmelerle mutlu olup mutlu hissettireceğiniz enerjiler söz konusu. Geçmişte yaşanan tüm sorunları tamamen çözümlemeniz mümkün bu hafta. Ayrıca sağlıkla ilgili konularda devam eden rahatsızlıklarınızla ilgili yaşanacak gelişmeler sevindirebilir sizleri. Yatırımla ilgili konulardaysa kar elde edilmesi mümkün enerjiler söz konusu olduğundan önemli araştırmaları yapın, işinize sinen her türlü yatırımı da ertelemeden gerçekleştirin. Hafta boyunca şanslı bir dönem sizler için. Kişisel ilişkilerinize, dostluklarınıza daha fazla zaman ayırmak, ailevi konularda ve işinizle ilgili yaşadığınız sorunlarda destek görmenize, fikir alışverişleriyle ertelediğiniz kararları uygulamanıza katkıda bulunacaktır. Hafta boyunca her konuda girişimci olmalı, ilk adımı atmakta tereddüt etmeden kararlı davranmalısınız.
Akrep burçları bu hafta beklenmedik yatırımlar, önemli kazanımları, başarıları beraberinde getirebilir sizlere. Hafta boyunca aileyle ilgili konular, özellikle anneniz ve anne yakınlarınızla ilgili sorunları çözümleyebileceğiniz, finansal ve mirasla ilgili sorunlar varsa sakin tutumunuz, kararlı davranışlarınızla hakkınız olanı alabileceğiniz enerjiler söz konusu. Haftanın ilk gününden itibaren sağlığınızla ilgili konularda iniş çıkışlar, bitkinlikler sizleri zorlayabilir, ihmalkar davranmamanız önem taşımakta. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle tutkulu anların tadını çıkaracağınız son derece özel enerjiler söz konusu. Eş veya sevgilinizle kısa seyahatler gerçekleştirip birbirinizi daha yakından tanıma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bu hafta verdiğiniz borçlarla ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Alacak vereceklerle ilgili geçmiş meselelerinde gündeme gelmesiyle çarşamba gününden sonra hakkınızı aramak ve talepkar davranmak yerinde bir davranış olacaktır. Yay burçları, özellikle akademik anlamda ve basın yayınla ilgili konularda çalışan yay burçlarını son derece başarılı etkilerle dolu bir hafta karşılıyor. İş hayatınızda bulunduğunuz sektörde istisna olmayı hedefliyorsanız bu hafta iletişime önem vermeli, emeğinizi, çabanızı sarf etmekte tereddüt etmemelisiniz. Emin olun sonunda yaptıklarınızın karşılığını alabileceksiniz. Finansal konularda da önemli gelişmeler söz konusu. İşinizle ilgili konularda liderliğinizle pek çok insanın muhalefetini bile pozitif yönde değiştirebilir. Önemli işbirlikleriyle büyüme sağlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda da son derece uyumlu ve güçlü enerjiler söz konusuyken takıntılardan, geçmiş meselelerden zihninizi arındırmaya odaklanın. Bu hafta sağlıkla ilgili konularda ise özellikle bağırsaklarla ilgili hassasiyeti önemsemeli, geçiştirmeden uzman bir hekime gidip sağlığınıza her zamankinden daha fazla önem vermelisiniz. Hafta sonuna doğru yasal konularla ilgili mücadele verdiğiniz bir noktada alacağınız bir haber, önemli bir ipucu, aleyhinize gelişen olayları bir anda lehinize çevirebilir, iyi değerlendirin. Oğlak burçları, bu hafta hem maddi hem manevi anlamda son derece olumlu başlangıçlarla karşı karşıyasınız. İşinizle ilgili konularda girişimci olmalı, başkalarından medet beklemeden kendi çabalarınızla ayağa kalkıp ben buradayım demeyi başarmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise geçmiş rahatsızlıkları olanlar özellikle bu hafta dikkat etmeliler. Zor işlerinizde büyük başarılar elde edebileceğiniz, uzun vadeli anlaşmalarla kazanımlarınızı yükseltebileceğiniz haftanın enerjilerini iyi değerlendirmeli. Yaşadığınız zorluklarla kurban psikolojisine büründüyseniz bir an evvel bu ruh halinden uzaklaşabilmelisiniz. Özellikle hukuk ve ticaret alanlarında çalışan bir oğlak burcuysanız başarı iletişimle beraber gelecektir. Uzlaşmacı olmalı, iyi niyetli tutumunuzu ortaya koymalısınız. Ayrıca öğrenciler de bu hafta akademik anlamda önemli başarılar elde edebilirler. Özel yaşamınızda ise bir dargın, bir barışık devam eden bir ilişkinin içerisindeyseniz sakin bir şekilde karşı tarafı dinlemeyi başardığınızda sorunları aşabilir, aşk hayatınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Beklenmedik olaylara karşı temkinli davranmalı, kafanızdaki kurgulardan, bilinçaltınızdaki korkulardan uzaklaşmak için maneviyata önem vermeye özen göstermelisiniz. Yeni bir beraberliğe adım attıysanız karşınızdaki insanı biraz daha iyi tanımaya çalışmalı, anlık duygularla kararlar almamalısınız. Kova burçları, iş ve eğitim hayatınızda daha güçlü bir pozisyon ve tanınırlık elde edeceğiniz uygun enerjilerle karşı karşıyasınız. İyi değerlendirin. Kardeşlerinizle, dostlarınızla sorunlarınız varsa uzlaşmacı tavrınızla tüm sorunları bir daha açılmamak üzere çözümleyebilirsiniz. Sevdiklerinizle kendinizi de üzmeyin. Hayatın tadını çıkartabileceğiniz güçlü enerjilerle dolu bir hafta sizleri karşılarken İyi değerlendirin. Özellikle işinizle ilgili konularda görüşmeler son derece başarılı sonuçları verebileceğinden dostlarınızın öneri ve tekliflerini mutlaka dikkate alarak kararlar almaya özen gösterin.
Finansal konularda ise ek gelirlerle kazanımlarınızı artabileceğiniz, yeteneklerinize göz dolduracağınız pozitif enerjileri iyi değerlendirin. İş arıyorsanız, iş değişikliğine gitmek istiyorsanız haftanın enerjileri sizleri desteklerken elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Aşk hayatınızda ise eş veya sevgilinizle ilgili endişelerinizden uzaklaşacağınız, kendi kafanızda kurguladıklarınızı karşı tarafın yaptıklarıyla tamamen dengede tutacağınız özel ve güçlü enerjileri iyi değerlendirmeli, yıpratıcı günlerden sonra sevginin ve sevilmenin kıymetini bilerek hareket etmelisiniz. Balık burçları, bu hafta taşınmaz mallar, mirasla ilgili konularda iyi enerjiler, iyi haberler alarak sevinebilir, uzun zamandır emek verdiğiniz şeylerin maddi karşılığını alabilirsiniz. İşinizle ilgili hafta boyunca iletişime önem vermek, girişimci davranmak, büyüme ve kazanımlarınızı arttırmanız açısından önemli. Fakat sağlıkla ilgili konularda özellikle kronik sağlık sorunları olan balık burçları biraz zorlanacakları enerjilerle karşı karşıyalar, ihmalkar davranmayın. İş arıyorsanız bu hafta olumlu şekilde sonuçlar alabilir, istediğiniz işi kabul edilmenin getirdiği mutluluğu dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Siz devlet sektöründe çalışan bir balık burcu mensubuysanız, terfi alarak haksızlığa uğradığınız bir konuda haklınızın ortaya çıkmasıyla hem itibarınızı hem kazanımlarınızı yükselteceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise yeni bir beraberliğe adım attıysanız beraberliğinizdeki bağ ve sevginin güçlenmesiyle huzurlu hissedebilir. Sonunda doğru insanı bulabilmiş olmanın getirisiyle kendinize olan güveninizi kazanabilirsiniz. Evli ve ilişkisi uzun süredir devam eden balık burçları ise kıskançlığa bağlı tartışmalardan son derece gergin enerjilerle haftanın ilk yarısında zorlanabilirler. Dikkatli davranın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan AstroDeha olarak beni takip edebilir. AstroDeha.com'dan astroloji gündeminin nabzını tutabilirsiniz.